Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Hektaş'ı inceleyeceğiz. Hektaş'ta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 51 zirvesi sonrasında oluşan bir düşüş trendi görüyoruz ki bu düşüş trendleri yaklaşık iki seneden beri sürüyor arkadaşlar. En son 51'den 16'ya kadar düşmesinin ardından burada güzel bir yukarı yönlü hareket gerçekleşmiş, Hatta bu düşüş trendini kırmış üstünde kapanışlarda yapsa da buradan oluşan satışlarla baskıyla da birlikte fiyat 19 seviyesine kadar geriledi. Anlıkta %2'ye yakın pozitif bir fiyatlamayla 19.40-19.30 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi ektaş tarafına bakıldığında bu düşüş trendi kırıldı. Bir pullback yaptı. Şurada gördüğünüz gibi trend çizgisinde tutulmuş durumda. Fiyat bu düşüşü kırması ile birlikte şurada oluşan etki dalgasının aslında düzeltmesini yapıyorum. Bu düzeltmesini yapabilir. 20 üstüne fiyat yaparsa yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini göreceğiz arkadaşlar. O yüzden kısacılar trade eden arkadaşlar özellikle 19 seviyesi kırılmadığı sürece bu seviyelerden risk alabilir. Buradan yapacağınız alımla birlikte 20 seviyesi üstü fiyatlama görmeniz durumda pozisyonunu koruyup %10 %15'lik bir kar marjıyla işleminizi isterseniz kapatabilirsiniz. Buradan orta ve uzun vade için de alınabilir arkadaşlar. Bu düş trendi kırıldı. Bir pullback yaptı. 20'nin üstünde fiyatlamalar bizi yukarı yönlü hareketlerin devamını getirecektir. O yüzden şu anki bulunduğu seviyeden yani 19 20 seviyesinden arkadaşlar yani orta uzun vadece isterlerse alım yapabilir. Düşüş olması durumunda yine de 17-18 seviyesi de kademeli alım için uygun seviyeler arkadaşlar. Burada kısa vadeli göstergeleri de artık dip seviyeden geldiğinden dolayı %10, %10 %15'lik bir kar marjı kısa vadede oluşabilir. İsteyenler bu kar marjına oynayabilir, daha doğrusu risk alabilir. Buradan oluşan alımlarla birlikte fiyat 20 üstüne kalırsa bu pozitif fiyatlamaları 23 seviyesine doğru sürdüğünü göreceğiz. Şunu düzeltelim. 23.72 değil çünkü biraz Aşağı çekersek 23.50 civarı arkadaşlar. Şimdi orta ve uzun vade alan arkadaşlar buradaki fiyatlamalarla oluşması durumunda yukarı yönlü hareketlerde 2350 takip etsinler. 23.50 geçilirse pozisyonu korusunlar arkadaşlar. Çünkü 23.50'nin geçilmesi birlikte artık bu düşüş trendini 2 yıldan beri süren bu alçalan kanal hareketinin kırıldığının teyidini alacağız arkadaşlar. Fiyatlamalar 23.50'nin üstünde olursa yükseliş hareketi hektaşı için başlayacaktır. Yani hektaş tarafında artık bir düşüş trendi bitti. Bir yükseliş hareketi başlıyor diyeceğiz arkadaşlar. Burada da zaten buradaki bandın aşılması ile birlikte 34-35 seviyesi de orta ve uzun vadede hedef olacaktır. Yani kısa da 19 altı her ne kadar negatif olsa da buralardan risk alınabilir. Özellikle kısa vadeci arkadaşlar %10-15'lik yukarı yönlü bir kar marjını isterse bu seviyelerden alım gerçekleştirebilir orta ve uzun vadeci arkadaşlar da buradan yapacağı alımla birlikte kademeli alımlar da yapabilir. Aşağı yönlü bir fiyat baskısı olursa 17 18 ikinci kademe için uygun seviyeler arkadaşlar. Kısa da 20 üstü pozitif 20 üstünü atabilirse yükseliş hareketinin devam ettiğini göreceğiz. Yükselişlerde kısa vadeci arkadaşlar isterse satabilir. Ancak orta ve uzun vadede tutan arkadaşlar kesinlikle 23.56 seviyesinin üstünde kapanış görmesi durumunda yani bu direnci aşması durumda pozisyonu korusun. Çünkü artık ektaş için yükseliş hareketi başlayacaktır. Düşüş trendi bitmiş ve yeni bir yükseliş trendi başlamış olacak. Onun için bizim için 23.50 kritik bir eşik. Bunun üstünde pozisyonunuzu koruyun arkadaşlar. Bu da sizi orta ve uzun vadede 34-35 bandına götürecek. Bu hareketin devamı yukarı yönlü olması için de bu engelin aşılması gerekiyor. Daha önce gördüğünüz gibi bu direnç seviyesine oluşan satışlarla yeni bir kanal hareketi başlatmış. O yüzden buraya aşılmadığı sürece de üst bantlar beklememek gerekiyor. Kuvvetli bir trend olur. Burayı hacimli bir şekilde geçer ve trendine devam ettirirse buradaki sıralı dirençleri de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani 34'ün üstünde uzun vadede 38 44 ile 51 seviyede tekrardan hedef fiyat haline gelecektir. Hektaş bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bu kazançlar hoşça kalın.